Ben ikinci ihtimalin daha yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani Post'un o damat diye işte o çocuğa 6 yaşından itibaren istismarda bulunan kişiye, yani cemaat temsilinin veyahut vakfın temsilinin o adama bırakılması konusunda ihtimalini daha yüksek görüyorum. Çünkü bir babanın 6 yaşındaki çocuğunu gidip 25-30 yaşındaki bir adama o yaşta vermesi, böylece hısımlık bağ kurmasının hiçbir izahı yok. Ayrıca lidersin sen vakıfta. Dolayısıyla bu vakfın kendi içerisinde bir otonomisi olsa bile daha temelde bağlı oldukları İsmail Ağa merkezli olarak bu işin bu minvalde yapılması, bu adamın kendisine damat yapılması, dolayısıyla vakfın başına geçecek kişinin bilahare bu olması gerektiği yönünde yukarıdan bir talimat gelmiş, bir yönlendirme gelmiş. Cemaatin üst kademesinden, üst politbürosundan diyelim, gelen emir ve talimat doğrultusunda böyle bir işi o baba yapmıştır diye düşünüyorum. Mesele vakfın başına bilahare geçecek kişinin damat pozisyonda olması ve o kişinin de bu işte ismi geçen Kadir diye adından adam olması gerektiği yönündeki talimatın merkezden geldiği yönünde, buna göre işlemin yapıldığı yönünde olduğunu, bu ihtimali düşünüyorum ben daha çok. Bu geliyor benim aklıma da. Bu şahsın da, bu damat denen şahsın, sözde damadın da gücünün ve ağırlığının babasının, çevresinin kim olduğu yönünde bir araştırma yapılırsa, yani İsmail Ağa'nın köküyle, merkeziyle nasıl bir irtibatı, iltisakı var araştırılırsa, bu ihtimal doğru mu, yanlış mı meselesi biraz daha netlik kazanır. Ben o bahsini ettiğiniz seçeneklerden ikinci ihtimalin mümkün olduğunu, ama bunun baba tarafından bizzat kendi inisiyatifiyle değil, merkezden gelen talimat yönünde böyle bir tasarrufta bulunduğunu düşünüyorum. Evet, bu başka bir ihtimal de gelmiyor aklıma. Ziyan bir şey çünkü. Yani. Evet, akla ziyan. Hani neden akla bir baba bunu yapar diye düşündüğünüzde... Yani babadan bağımsız olarak o adam o çocuğu istismar edebilirdi. Ama burada böyle bir şey yok. Bizzat evet. Baba eliyle götürüp evet. Teslim ediyor. Veya abi götürüp teslim ediyorsa bu emir demiri keser mantığıyla yapılmış bir iş. O da cemaat, yani vakfın bağlı bulunduğu cemaatin kökü. Ana merkezden bir talimat gelmiş. Kadir İstekli denen kişi üzerine bu talimat gelmiş ve bu yapılmış gibime geliyor. Yani mekanizma böyle işlemiştir diye. Bu ihtimal güçlü geliyor bana. Evet. Çünkü başka üçüncü bir ihtimal gelmiyor. Damatlarını evet. Devrediyorlar çoğu zaman. Evet. Yani, evet. Şöyle bir şey var. Biz de programın başında konuştuk çünkü.